vardır ne de üzülmeleri söz konusudur. İnkar yolunu tutup ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. Evet hepiniz oradan yeryüzüne inin dedik Söz edilenlerin yeryüzüne inişleri hepiniz ifadesiyle zikredilmiştir. Onlar tek tek indikleri takdirde Emir dışına çıkmış sayılmayıp onun kapsamı içinde bulundular. Bu da çoğul kipiyle verilen emirler ve yapılan beyanların gereği olarak yapılacak fiilde çoğul şeklinin şart olmadığını kanıtlar. Bunu ilk hediye bir kadar not alabiliriz. Hepiniz inin ayetindeki emir sebebiyle çoğul kipiyle verilen emirler ve yapılan beyanların gereği olarak yapılacak fiilde çoğul şeklinin şart olmadığını kanıtlar. Eğer benden size bir hidayet gelirse yani mutlaka gelecektir. Bu dil açısından mümkün olan bir ifadedir. O durumda hidayetime uyan kimseler için ne bir korku vardır ne de üzülmeleri söz konusudur. Yani benim hidayetime uyup ölünceye kadar devam eden kimseler için ne korku vardır ne de üzülmeleri söz konusudur. Hidayetime uyup ölünceye kadar devam eden kimseler için ne korku vardır ne de üzülmeleri söz konusudur. Bu ayet-i kerime de aynı konumdadır. Hidayetine uyan kimse ne yolunu şaşırır. Dünyada ne de mutsuz olur. Ahirette hidayet üzere ölmesi şartıyla. Burada ölünceye kadar devam eden kimseler diye geçti. Burada da aynen vurgu yaptı. Hidayet üzere ölmesi şartıyla. Cennet ve cehennemin ebediyeti. Bu ayet ile kendisinden sonra gelen inkar yolunu tutup ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. Mealindeki ayet. Cennet Cehmiye'nin görüşünü çürütmektedir. Cennet ile cehennemin ve içindekilerin fani olup sona ereceklerini söyleyen Cehmiye'nin görüşünü çürütmektedir. Cennet içindekilerle birlikte sona erecek olsaydı orada korku ve üzüntünün bulunması gerekirdi. Çünkü dünyada bir nimetin yok olmadığından endişe eden kimse üzülür ve o nimetin tadını kaçırır. Bu sebeple ki dünya nimetlerinin sürekli olmaması açısından korku ve üzüntüyle nitelendirilmiştir. Yukarıdaki ayette ise aziz ve celil olan Allah cennette korku olmayacağını haber vermiştir. Yani bela ve musibet korkusu, üzüntü de olmayacaktır. Yani nimetin ortadan kalkması üzüntüsü. Onların üzülmeleri de söz konusu değildir. Ayetin bu kısmı cennetin ve nimetlerinin ebedi olup hiçbir zaman yok olmayacağını kanıtlamaktadır. Aziz ve celil olan Allah kafirlerin cehennemde ebedi kalacaklarına azaplarının elem ve şiddet içinde devam edeceğini haber vermiştir. Kafirlerin cehennemden kurtulma ümidi olsaydı onun azabını hafif görüp küçümserlerdi. Kafirlerin cehennemden kurtulma ümidi olsaydı onun azabını hafif görüp küçümserlerdi. Çünkü dünya hayatında kurtulma ümidi bulunduğu takdirde verilen ceza kişiye hafif ve basit görülmektedir. Ya beni İsrail e aleyküm ve bi ahdi, bi ve Ey İsrailoğulları size lütfettiğim nimetleri hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de vaat ettiklerimi yerine getireyim ve yalnızca benden korkun. Ey İsrailoğulları size lütfettiğim nimetleri hatırlayın. Bu ilahi beyan birkaç şekilde yorumlanabilir. Nimetlerimi hatırlayın. Size övgü kıldığım nimetleri, size özgü kıldığım nimetleri. Mesela sizden peygamberler ve hükümdarlar yaptım. Hani Musa kabine şöyle demişti. Ey kavmim Allah'ın size lütfettiği nimetleri hatırlayın. Çünkü o içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar yaptı. İnsanlardan hiçbirine vermediklerini size lütfetti. Mealindeki beyanında olduğu gibi. Nimetlerimi hatırlayın yani size Firavun'dan kurtardığımı. O sizi köle olarak çalıştırıyor, oğullarınızı öldürüyor, kızlarınızı hayatta bırakıyordu. Oğullarınızı öldürüyor, kızlarınızı hayatta bırakıyordu. Mealindeki ayette olduğu gibi. Nimetlerimi hatırlayın ilahi beyanı. Aziz ve celil olan Allah'ın İsrailoğullarına lütfettiği kudret helvası ve bıldırcın yani sıra bulutla gölge yapması ve benzeri lütuflar anlamına da gelebilir. Cenab-ı Hak sözü edilen nimetleri başka bir, hiçbir kimseye vermemiştir. İsrailoğulları bunlara nail olmakla seçkin kılınmışlardır. Şöyle de denilmiştir. Allah'ın İsrailoğullarına verdiği nimeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın İsrailoğullarına verdiği nimet virgül Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O İsrailoğullarının din alanında anlaşmazlığa düştükleri ve geçmiş peygamberlerin izlediği yolu anlamada farklı iddialar ile sürdükleri bir dönemde gönderilmişti. Bunun hikmeti anlaşmazlığa düştükleri hususlarda gerçeği kendilerine göstermesi, gerçeği kendilerine göstermesi ve delillere dayanarak onları belli bir fikir üzerinde birleşmeye sevk etmesiydi. Nitekim içine düştükleri anlaşmazlık kendilerine bu neticeyi sağlayacak ve dolayısıyla doğruluğu sabit olacak birine muhtaç hale getirmişti. İşte bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilahi bir nimet olarak nübüvvetle görevlendirilmişti. İsrailoğullarının kurtuluşu bu peygambere itaat etmeye bağlıydı. Nimetlerimi hatırlayın yani lütfettiğim nimetin şükrünü başkasına değil bana yöneltin. Sözü edilen ilahi beyandan maksat bu ise bu noktada İsrail oğulları ile diğer insanlar eşit durumda bulunur. Çünkü nimetlere mazhar kılınan herkes Rabbine şükretmekle görevlidir. Nihai gerçeği bilen Allah'tır ya, nimetin şükürle karşılanmasının emredilmesi, onun dil ile ifade edilmesi değil, Allah'tan geldiğinin bilinmesini amaçlar. Nimetin şükürle karşılanmasının emredilmesi, onun dil ile ifade edilmesi değil, Allah'tan geldiğinin bilinmesini amaçlar. Zira insanın Allah'ın lütfettiği nimetlerin hepsine şükretmesi mümkün değildir. Onun yapacağı şey, bunlardan birine şükürle mukabele etmekten aciz olduğunu ömrü boyunca itiraf etmekten ibarettir. İnsanın Allah'ın lütfettiği nimetlerin hepsine şükretmesi mümkün değildir onun yapacağı şey bunlardan birine şükürle mukabele etmekten aciz olduğunu ömrü boyunca itiraf etmekten ibaretmek ibarettir. Allah'tan geldiğini bilmesini amaçlar cümlesini açıklıyor. Onun yapacağı şey bunlardan birine şükürle mukabele etmekten aciz olduğunu ömrü boyunca itiraf etmekten bilmekten ibarettir. Allah ile yapılan sözleşme misak. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Daha önce belirttiğimiz üzere Allah ile yapılan sözleşme iki şekildedir. Minsak iki şekildedir. Birincisi hilkat, yaratılış ahdidir. Şöyle ki Cenab-ı Hak herkesin yaratılışına varlığını ve birliğini kanıtlayan delilleri yerleştirmiş, insana amaçsız icat etmediği, başıboş ve sorumsuz bırakmayacağı şuurunu var etmiştir. Hilkat ahdi. Cenab-ı Hak herkesin yaratılışına, varlığını ve birliğini kanıtlayan delilleri yerleştirmiş, insana amaçsız icat etmediği, başıboş ve sorumsuz bırakmayacağı şuurunu var etmiştir. İkincisi ise gönderdiği peygamberlerin dilinden aldığı Risalet ahdidir. Şu ilahi beyanlarda ifade edildiği gibi. Allah şöyle dedi, eğer namaz kılar, zekat verir, elçilerime inanır, onları desteklerseniz ve bir de Allah'a veriyormuş gibi onun rızası için karşılıksız borç verirseniz günahlarınızı örter ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacak ve asla gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlarınıza, yetimlere ve yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almıştık. Evet Misa 2'dir. Hilkat ahdi ikincisi de peygamberlerin diliyle alınan risalet ahlidir. Ben de vaat ettiklerimi yerine getireyim. Bu da cennettir. Günahlarınızı örter ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere koyarım beyanında olduğu gibi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Yani üzerinize yazdığım farzları eda edin. Nimetin şükrünü bana yöneltin. Başkasına teşekkür etmek bana verdiğiniz sözü yerine getirin yani Allah'ın peygamberlerden aldığı söz şu ilahi beyanlarda görüldüğü üzere. Hani Allah peygamberlerinden "Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra elinizdeki vahiyleri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz." diye söz almıştı. Allah kendilerine kitap verilenlerden "Onu mutlaka insanlara açıklayacak ve asla gizlemeyeceksiniz." diye söz almıştı. Bu durumda Allah'ın ahdi İsrail vahiy ürünü olan kitaplarında Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam nübüvvetle görevlendirildiğine dair olan hususları tebliğ etmek, onu onaylamak ve fiilen görevlendirildiğinde desteklemekten ibarettir. Ve yalnızca benden korkun yani gümranlık ve kudretimden korkun. Şöyle de denilmiştir. Azabımdan ve göndereceğim belalardan korkun. Bir görüşe göre ahdimi bozmaktan ve gönderdiğim peygamber Muhammed'in nimetlerini gizlemekten korkun demektir. Ve aminu bima lima me'akum ve la tekunu kafirin bih ve la bi ayati ve iyyaye Elinizde bulunan vahiyleri tasdik edici nitelikte indirdiğim Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilkisiz olmayın. Ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın. Bana karşı gelmekten sakının. İndirdiğim Kur'an'a iman edin. Gönderdiğim peygamber Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirdiğim Kur'an'a iman edin. Elinizde bulunan vahiyleri tasdik edeceğiz. Yani yanınızda bulunan Tevrat, İncil ve diğer kitaplara uygun olan. Yanınızda bulunan Tevrat, İncil ve diğer kitaplar uygun olan. Aslında onlar Kur'an'ın kendi kitaplarına uyduğunu biliyorlardı. Çünkü Kur'an'ın kendi kitaplarıyla paralelliğini belirlemek ve ilahi kitapları birbirleriyle mukayese etmek gibi bir işe girişmemişlerdi. Aslında onlar Kur'an'ın kendi kitaplarına uygunluğunu biliyorlardı. Çünkü Kur'an'ın kendi kitaplarıyla paralelliğini belirlemek ve ilahi kitapları birbirleriyle mukayese etmek gibi bir işe girişmemişlerdi. Şöyle bir anlam da muhtemeldir tasdik edici yani yanınızdaki kitaplarla bağdaşan. Bunun da açıklaması şöyledir ki kafirlerin bir grubunu temsil eden sabiiler İncil ruhsatlar ve kolaylıklar getirmiş, Tevrat ise zorluklar ihtiva etmiştir şeklindeki bir kanaat belirtmiştir. Sabiiler İncil ruhsatlar ve kolaylıklar getirmiş, Tevrat ise zorluklar ihtiva etmiştir şeklinde bir kanaat belirtmiştir. Sabihilerin bu hikme varmasının sebebi aynı kaynağa dayanan ilahi kitaplardan bir kısmının kolaylıklar bir kısmının da zorluklar getirmesini hikmete uygun bulmamalarıdır. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah musaddikan yani vahiy ürünü kitaplara uygun olan buyurmuş zorlukların yanı sıra kolaylıklar da içeren bütün bu vahiylerin ortağı olmayan tek Allah'tan geldiğini beyan etmiştir aziz ve celil olan Allah musaddikan yani vahiy ürünü kitaplara uygun olan buyurmuş. Zorlukların yanı sıra kolaylıklar da içeren bütün bu vahiylerin ortağı olmayan tek Allah'tan geldiğini beyan etmiştir. Çünkü Allah'ın bir şeyi birine yasaklarken diğerine emretmesi mümkün olduğu gibi yine bir şeyi bir zamanda yasaklayıp onun başka bir zamanda yapılmasını istemesi de mümkündür. Burada hikmet sınırlarının dışına çıkış söz konusu değildir. Hikmet dairesinin dışında kalma, birine aynı zaman içinde, aynı durumda ve tek konuda bir şeyi hem emretmesi hem yasaklamasıdır. Burası da ilkesel bir tespit. Allah'ın bir şeyi birine yasaklarken diğerine emretmesi mümkün olduğu gibi, yine bir şeyi bir zamanda yasaklayıp onun bir başka zamanda yapılmasını istemesi mümkündür. Burada hikmet sınırlarının dışına çıkış söz konusu değildir. Hikmet dairesinin dışında kalma birine aynı zamanda aynı durumda tek konuda bir şeyi hem emretmesi hem yasaklamasıdır. Zaman, durum, kişi değiştiği zaman durum değişebilir. Aynı zaman içinde, aynı durumda ve tek konuda bir şeyi hem emretmesi hem yasaklaması hikmet dairesinin dışında kalma demektir. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayette neshedilen bir hükmün neshedenle aykırılık değil uyum içinde olduğunun işareti vardır. Bu ayette neshedilen bir hükmün neshedenle aykırılık değil uyum içinde olduğunun işareti vardır. Çünkü geçmiş ümmetlerin kitaplarında yer alan bazı hüküm ve kurallar ümmet Muhammed için söz konusu edilmeyip yürürlükten kaldırılmıştır. Geçmiş ümmetlerin kitaplarında yer alan bazı hüküm kurallar ümmet Muhammed için söz konusu edilmeyip yürürlükten kaldırılmıştır. Şayet sözü edilen iki vahiy arasında bir aykırılık bulunsaydı ehli kitap Kur'an'ın diğer vahiylere uyum sağlamayıp ters düştüğünü iddia ederdi. Benzer bir şekilde Kur'an içinde de nasih ve mensuh bulunmaktadır ama bunların arasında herhangi bir aykırılık söz konusu değildir. Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelen bir kitap olsaydı içinde birçok tutarsızlık bulurlardı beyanında görüldüğü üzere. Kur'an'ın içinde de nasih ve mensup bulunmaktadır ama bunların arasında herhangi bir aykırılık söz konusu değildir. İçkinin yasaklanmasındaki ayetler gibi. Sakın onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Bu ayetin tefsirinde iki yorum ileri sürülmüştür. Biri, Küfür ve inkar konusunda kendilerine uyulacak ilk örnek siz olmayın. Bir de şöyle denilmiştir. Aslında inandığınız bir şeyi ilk inkar eden siz olmayın. Çünkü onlar Hz. Peygamber'e nübüvvetle gönderilişinden önce iman etmiş, fiilen gönderildiğinde ise inkara kalkışmışlardı. Hz. Peygamber'e yani kendi kitaplarında sıfatları geçtiği için nübüvvetle gö gönderilişinden önce iman etmiş, fiilen gönderildiğinde ise inkara kalkışmışlardır. Şöyle de denilmiştir. Ayetin hitap ettiği kimseler Resulullah ile ilk karşılaşan bir gruptu. Zira Resulullah onların arasında ortaya çıkmıştı. Bu durumda inkar ettikleri takdirde peygamberi ilk inkar eden duruma düşürecek ve bağlı bulunduğu zümrenin nazarında küfrü geçerli hale getiren kişilere gelecek sorumluluk ve azap onlara gelecekti. Buna ek olarak İsrailoğulları başkaları için bir kanıt durumunda bulunuyordu. Bunun sebebi Resulullah, resul Ekrem'in sahip olduğu akli ve nakli delilleri en iyi görüp bilen ve dolayısıyla görgüsü ve bilgisi bulunmayanlara uyacakları önderler olma niteliği taşımalarıydı. İsrailoğulları başkaları için bir kanıt konumunda bulunuyordu. Bunun sebebi Resul-i Ekrem'in sahip bulunduğu akli ve nakli delilleri en iyi görüp bilen ve dolayısıyla görgüsü ve bilgisi bulunmayanlara uyacakları önderler olma niteliğini taşımalarıydı. Bu realite çerçevesinde İsrailoğulları inkar ettikleri takdirde ilk inkar edenin sorumluluğunu taşırlardı. Bunların yanında sözü edilen zümreye bile bile güçlük çıkarma ve inat etme niteliğinin de eklenmesi gerekmektedir. Ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın. Bazıları buradaki ayet kavramının kesin delil anlamına geldiğini söylemiştir. hasan Basri, Kur'an'ın tamamında yer alan ayat kelimesinin din anlamına geldiğini ifade etmiş ve onlar hidayet karşılığında daraleti satın almışlardır. Mealindeki ayet-i kerimede geçen hüda kelimesini de din anlamına geldiğini örnek göstermiştir. Bize göre ayat kelimesi kesin deliller demektir. Bu sonuncu ayette yer alan şirak satış kavramının bir şeyi başka bir şey karşılığında tercih etmek manasına geldiğini ve alışveriş için şira sözcüğünün zikredilmesinin şart olmadığını daha önce açıklamıştık. Bize göre ayet, ayat kelimesi kesin deliller, uceç demektir. Bu sonuncu ayette yer alan şira kavramının bir şeyi başka bir şey karşılığında tercih etmek manasa geldiğini bir şeyi başka bir şey karşılığında tercih etmek manasına geldiğini ve alışveriş için şira sözcüğünün zikredilmesinin şart olmadığını anlatmıştık. Böyle teşhiste rubi ayet temenen galiyle ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin, satmayın. Değişmeyin. Bir şey başka bir karşılığında tercih etmek. Yani değişmeyin. Tercih etmiş hatırla. Bana karşı gelmekten sakınan yani azabımdan, gazabımdan, vereceğim bela ve musibetten korkun. Yahut hakimiyeti ve kudretimden çekinin. Bu hususu daha önce anlatmıştık. Vela telbisül hakka bil batili ve tek tümül hakka ve öntüm talemun Nihai gerçeği bildiğiniz halde hakkı batıl ile karşı, karıştırıp gizlemeye çalışmayın. Hakkı batıl ile karıştırıp gizlemeye çalışmayın. Çeşitli şekillerle yorumlanabilir. Batılı hak karşılığında almayın. Karıştırmayın. Yani hak ile batılın birbirine karıştırılması gibi. Karıştırmayın. Hak ile batılı belirsiz hale getirmeyin. Bu da dikkat çekici. Hak ile batılı belirsiz hale getirmeyin. Karıştırmayın. Hakkı batıla benzetmeyin. Karıştırmayın. Yani hakkı gizlemeyin. Meal bu Kur'an yolu meali. Tercih edilen meal Kur'an yolu meali. Burada gizlemeyin ni tercih etmişler. Buradaki ihtimallerden gizlemeyin. Hak ile batında belirsiz hale getirmeyin. Hakkı batıla benzetmeyin. Hakkı gizlemeyin, karıştırmayın. Bir de şöyle bir yorum var. Karıştırmayın. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın Tevrat'taki niteliklerini silip yerine başkasını yazmayın. Bu söylenenlerin hepsi aynı neticeye ulaşır. Buradaki hak kavramı birkaç şekilde yorumlanır. Vela telbüsül hakka. Buradaki hak kavramı birkaç şekilde yorumlanır. Birine göre Hz. Muhammed ve önceki ilahi kitaplarda kayıtlı bulunan nitelikleridir yahut da Kur'an'dır veya imandır. Ayette yer alan batır ise zulüm ve küfürden ibarettir. Nihai gerçeği bildiğiniz halde hakkı batıl ile karıştırıp gizlemeyin. Gerçeği bildiğiniz halde kaydedilmiş Peygamberin ve nitelerin kitaplarında hak olarak yer aldığıdır. Şayet haktan maksat Hz. Muhammed ise o zaman son peygamberin ve niteliklerinin kitaplarında hak olarak yer aldığı anlaşılır. Yahut Kur'an veya imandır. Fakat siz ey İsrailoğulları sürekli inat göstermekte ve gurura kapılarak şey inkar etmektesiniz. Ve eqimus salate ve zekate me Namazı düzenli olarak kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Namazı düzenli olarak kılın, zekat verin. Bu beyan farklı şekillerde yorumlanmaya müsaittir. Namazı düzenli olarak kılın, zekat verin. Bir anlayışa göre buradaki namaz kılma ve zekat verme emri İslam'da bilinen ve daima edası istenen şekliyle namazın ve zekatın kabul edilmesidir. İslam'da bilinen ve daima edası istenen şekliyle namazın ve zekatın kabul edilmesidir. Niteki müşrikler İslam'a dönüş yapıp namaz kılar ve zekat verirlerse kendilerini serbest bırakın ayetindeki ayet-i kerime mealindeki ayet-i kerime namaz ve zekat ibadetlerin hemen yerine getirilmesini değil onları benimseyip gönülden bağlanılması manasına gelir. Müşrikler İslam'a dönüş yapıp namaz kılar ve zekat verirlerse kendilerini serbest bırakın. Mealindeki ayet-i kerime namaz ve zekat ibadetlerinin hemen yerine getirilmesine değil onları benimseyip gönülden bağlanılması manasına gelir. Ayette yer alan namaz kılma ve zekat verme buyruğu İsrailoğullarının namazlarının gerçek anlamda namaz, zekatlarının da gerçek manada zekat olması anlamına da gelebilir. Sanki Cenab-ı Hak şöyle demiştir. Öyle bir hal içinde bulunun ki namazınız ve zekatınız gerçek anlamıyla tahakkuk etmiş olsun. Çünkü ayet İsrail hakkında nazır olmuştu. Onlar kitap ehli olup namaz kılar, zekat ve sadaka verirlerdi. Ancak onların namaz ve zekatları imanla birlikte bulunmadığından Allah'a yönelik değildi. Ayet-i Kerime'de namazlarının gerçek manasında namaz olabilmesi için iman etmeleri emredilmiştir. Namazın kılınması ve zekatın verilmesinin emredilişi bu ibadetlerin sebep ve şartlarına uygun bir şekilde meydana getirilmesi anlamına da gelebilir. Mesela Namaz için gerekli temizliği yapmak, taharet, avret yerlerini örtmek ve Allah rızası için kılmak gibi. Ayet-i kerimeden maksat bu ise emir müminler için söz konusudur. Bir de namaz ve zekat emrinin onlardaki deruni sebeplere yönelik bulunması da muhtemeldir. Bu sebepler Allah'a boyun eğiş, itaat ve övgü unsurlarıyla gerçekleşir. Bu ise bütün müminlerin görevidir bir de namaz ve zekat emrinin onlardaki teruni sebeplere yönelik bulunması da muhtemeldir. Bu sebepler Allah'a boyun eğiş, itaat ve övgü unsurlarıyla gerçekleşir. Bu ise bütün müminlere görevidir. Her bir müminin Rabbine boyun eğmesi, itaat etmesi ve buyruklarına karşı çıkmaması kaçınılmaz bir zarurettir. Zekat da buna benzemektedir. Şöyle ki herkesin iç alemini bütün kirlerden temizlemesi, kendisine zarar verecek her türlü unsurdan korunması gereklidir. Bu husus dini yönden her Müslümana farz kılınmıştır. Ve rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Bu ilahi beyan hakkında farklı yorumlar yapılmıştır. Denildi ki Yahudiler namaz kıldıkları halde rükûa gitmiyorlardı. Bu ilahi beyanla Allah rızası için namaz kılmaları ve Müslümanlara benzer şekilde rükûa varmaları emredilmiştir. Şöyle denilmiştir. İsrailoğulları tek başına ve Allah rızasına gözetmeyerek namaz kılıyorlardı. Bu ayette Hazreti Peygamber ve ashabı ile birlikte cemaatle kılmaları emredilmiştir. Sonuç olarak bu beyanda cemaate katılmalarının buyruğu yer almaktadır. Bir de şöyle denilmiştir. Rükû edenlerle beraber rükû edin, namaz kılanlardan yani Müslümanlardan olun, din, dini inanç ve mezhep hususunda onlara muhalefet etmeyin. Ete mürûne nâse bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm teddûnel kitâb efelâ tâgîlûn. Siz bir taraftan kitabı okurken diğer yönden insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Birkaç yorum yapılmıştır. Denildi ki insanlara emreder misiniz? Yani halka ve aşağı tabakadaki insanlara ilim sahibi oluşunuz, ve ilahi kitabı okuyuşunuz sebebiyle size uyup saygı göstermelerini emreder misiniz? Kendinizi unuttuğunuz halde yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilim sahibi oluşu, nübüvveti ve Allah hakkındaki merhameti sebebiyle uymalarını emretmezsiniz kitabı okuduğunuz halde yani Muhammed'in Kur'an'da söz konusu edildiği gibi olduğunu elinizdeki kitapta bulmaktasınız. Bu davranışınızın hayırlı olmadığı hususunda aklınızı kullanmıyor musunuz? Şöyle de değinilmiştir. İnsanlara iyiliği emreder misiniz? Yani fakirlere ve sosyal koruma iyi olmayan insanlara Muhammed'e iman etmeyi emreder. Zenginlere ve servet sahibi olanlara menfaatlerinizin elden çıkması korkusuyla bu imandan söz etmez misiniz? Ayet kelimenin hem İsrailoğullarına hem de bütün Müslümanlara yönelik bir hitap olması da ihtimal dahilindedir. Herhangi bir iyiliğin yapılması konusunda başkasına yapılacak telkini kişinin kendisine de emretmesi. Ayetin İsrailoğullarına hem de bütün Müslümanlara hitap olması mümkündür. Bu durumda herhangi bir iyiliğin yapılması konusunda başkasına yapılacak telkini kişinin kendisine de emretmesi gerekir. Aslında yapılması gereken şey işe kendisiyle başlaması, sonra başkasına telkinde bulunmasıdır. Bu yöntem daha faydalı olduğu gibi daha kolay benimsenmeyi de sağlamaktadır. Bu da eğitimle ilgili bir ilke. Aslında yapılması gereken şey işe kendisiyle başlaması, sonra başkasına telkinde bulunmasıdır. Bu yöntem daha faydalı olduğu gibi daha kolay benimsenmeyi de sağlamaktadır. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Bu usulün aklen gerekli olduğunu anlamıyor musunuz? İlk teşebbüsü kendisini düzeltmekle yapması sonra da başkasına emretmesi. Yani aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani bu usulün aklen gerekli olduğunu anlamıyor musunuz? Yani ilk teşebbüsü kendisini düzeltmekle yapması sonra başkasına emretmesi aklın gerektirdiği ilk teşebbüsü kendisini düzeltmekle başlaması sonra başkasına emretmesi. Vestaeinu bis sabri ve salah ve inneha le kebiratun illa alel Hem sabır ve sebat hem de namaz ve dua ile Allah'tan yardım isteyin. Şunu da bilin ki bu Allah saygısından kalbi ürperenlerin dışında herkese zor gelen bir şeydir. İstaiinü bis-sabri ve's-salah ve inna le illa alel Hem sabır ve sebat, hem de namaz ve dua ile Allah'tan yardım isteyin. Şunu bilin ki bu Allah saygısından kalbi üperenlerin dışında herkese zor gelen bir şeydir. Hem sabır ve sebat hem de namaz ve dua ile yardım isteyin birkaç şekilde yorumlanabilir. Bunlardan biri Dünyada gereksiz yerde başkanlıkta bulunmayı ve yiyip içmeyi terk etme hususunda sabır ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü bir önceki ayetin anlaşıldığı üzere İsrailoğullarının önderlik makamında bulunan ileri gelenlerine hitap edilmektedir. Dünyada başkanlıkta bulunmayı ve yiyip içmeyi terk etme hususunda sabır ile Allah'tan yardım isteyin. Yani idareden çekinin. Çünkü bir önceki ayetinin anlaşıldığı üzere İsrailoğullarının önderlik makamında bulunan ileri gelenlerine hitap edilmektedir. Siz bir taraftan kitabı okurken diğer yönden insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Tekrar kapandı. Da bir daha açayım. İlginç bugün kapanıyor program. Ayette yer alan namaz kılma ve zekat verme buyruğu sonraki i̇şte ayet dedik. Siz bir taraftan kitap okurken diğer yönden insanları iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Hem sabır ve sebat hem de namaz ve dua ile yardım isteyin. Birkaç şekilde yorumlanabilir. Bunlardan biri dünyada gereksiz yerde başkanlıkta bulunmayı ve yiyip içmeyi terk etme hususunda sabır ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü bir önceki ayetten anlaşıldığı üzere İsrailoğulların önderlik makamında bulunan ileri gelenlerine hitap edilmektedir. Siz bir taraftan kitabı okurken diğer yönden insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Mealindeki ilahi beyanda belirtildiği gibi. Ayete şu anlamı vermek de mümkündür başkanlığı Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem terk etme, ona boyun eğip itaatte bulunma konusunda sabır ve sebat gösterin. O kendisine iman edip itaatte bulunan ve riyaseti ona veren kişinin ahirette mükafata ulaşacağını beyan etmiştir. Bir başka yorum da şöyledir. Zorluklara ve nefsani arzuları terk etmeye çaba gösterip tahammül edin. Zorluklara ve nefsani arzuları terk etmeye çaba gösterip tahammül edin. Çünkü cennet zorluklarla, cehennem ise nefsani arzularla sarılmıştır. Bu Ahmet bin Hanbel ve Müslim'de geçen bir hadis. Cennet zorluklarla, cehennem ise nefsani arzularla sarılmıştır. Cennet zorluklarla, cehennem ise nefsani arzularla sarılmıştır. Mealindeki hadiste de açıklandığı üzere cennet ancak güçlükleri aşmak ve arzulardan uzaklaşmak suretiyle girilebilir. Ayetin şu manaya gelmesi de ihtimal dahilindedir. Oruç tutma ve namaz kılma hususunda Allah'tan yardım isteyin. Bu durumda hitap müminlere yönelik olur. Halbuki ayet İsrailoğullarının ileri gelenler hakkında nazir olmuştur. Bunun delili bir önceki ayette geçen halbuki kitabı okuyup durmaktasınız mealindeki ilahi beyandır. Bu sonuncu yorum ey iman edenler Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir ve ayet ayeti kerimeye uygundur. Şunu da bilin ki bu herkese zor gelen bir şeydir. Bu ilahi beyan nihayet gerçeği bilen Allah'tır ya biraz önce belirttiğimiz dünya hayatıyla ilgili başkanlık ve yiyip içme hakkındadır. Bu davranış Allah saygısından kalbi ürperenlerin dışındaki insanlara zor ve ağır gelir. Ancak huşu sahiplerine zor ve ağır gelmez. Biraz önce yukarıda belirtti üzere dünya hayatıyla ilgili başkanlık, idarecilik, yönetim ve yiyip içme hakkındadır. Bu davranış Allah saygısından kalbi ürperenlerin dışındaki insanlara zor ve ağır gelir. Ancak huşu sahiplerine zor ve ağır gelmez. Bir başka yoruma göre başkanlığı Muhammed'e terk etmek, ona boyun eğip itaatte bulunmak zor bir şeydir. Fakat sözü edilen davranış kalbi ürperenlere ağır gelmez. Şöyle denilmesi de mümkündür. İtaat etmeye sabır göstermek ve farzları yerine getirmek münafıklara ağır gelir. İtaat etmeye sabır göstermek, farzları yerine getirmek münafıklara ağır gelir. Müminler ise müstesnadır. Bahis konusu hususlar onlara zor gelmez. Şöyle de anlam verilmiştir. Kıblenin Kabe'ye çevrilmesi Yahudilere ağır gelmiştir. Allah saygısından kalpleri ürperenlerin dışında. Birkaç yorum yapılmıştır. Bunlara göre haşi, kalben korkan, tevazu gösteren yahut da mümin anlamına gelir. Haşi, kalben korkan, tevazu gösteren yahut da mümin anlamına gelir. Hasan Basri huşuğun kalpten ayrılmayan korku hali olduğunu söylemiştir. اَلَّذ۪ينَ يَذُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini kesinlikle bilen kimselerdir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını kesinlikle bilen kimselerdir. Yani onlar dünyada iken yapıp ettikleriyle birlikte Rablerine kavuşacaklarını bilen onu zihinlerine ve gönüllerine yerleştiren kimselerdir. Ve ona döneceklerini yani o gün Allah'a döndüklerini anlayacaklardır. Mantık alimi şöyle demiştir. Zan iki ihtimalden birine ağırlık verecek mantık alimi şöyle demiştir. Zan iki ihtimalden birine ağırlık vererek hükmetmek. Şek zanının iki tarafına eşit konumda görmek. Vehim ise şek ile zayıf ihtimal arasında kalmaktır. Tanımlar geldi şimdi. Zan mantık alimi şöyle tanımlamıştır. Zan iki ihtimalden birine ağırlık vererek hükmetmek. Şek zan'nın iki tarafını eşit konumda görmek. Vehim şek ile zayıf ihtimal arasında kalmaktır. Şimdi burada böyle bir tanım niye geldi? Bu mantık alemi kim? Bunun Arapçasını tarayıp bulunabilir. Bu tanım kimden geldi? 256'ya bakalım. Yani yakın kelimesinden dolayı açıklama yapmış. Arapça metinde ele yakin yerine muhtemileyin kelimesi konularak değişiklik yapılmıştır. Mütercim çevirirken yakın yerine muhtemileyin ile çevirmiş. Şimdi bir geriye gelelim. Bu buraya niye geldi? Ellezine yazunnune ennehum rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Şuradaki zan kelimesinden dolayı açıklama geldi. Ellezine yazunnune ennehum rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Zan iki ihtimalden birine ağırlık vererek hükmetmek. Şek zanın iki tarafını eşit konumda görmek. Vehim ise şek ile zayıf ihtimal arasında kalmaktır. En lezine yuzunnuna ennehum mulaqu rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Ya beni İsrail ya beni İsrail ezkuru nimeti yelledi en amtu aleykum ve enni fettaltukum alel alemin ey İsrailoğulları, size lütfettiğim nimetleri ve sizi diğer kavimlere göre daha üstün bir koruma getirdiğimi hatırlayın. Ey İsrailoğulları size lütfettiğim nimetleri hatırlayın. Bu ayet-i kerime birkaç yoruma açıktır. Size lütfettiğim nimetler bugün okumuştuk yukarıda saymıştık nimetleri size lütfettiğim nimetleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nübüvvetle görevlendirmek suretiyle şöyle ki o dönemlerde insanlar uzun zaman devam eden peygambersiz geçen devirde yaşıyorlardı. O dönemde insanlar uzun zaman devam eden peygambersiz geçen devirde yani fetret devrinde yaşıyorlardı. Bunun yanında ilahi vahiy kesilmiş. Ortaya çıkan din ve mezhep anlayışları büyük farklılıklar göstermişti. Bunun üzerine Allah Teala Muhammed'i nübüvvetle görevlendirmiş. Dağınık kâbedeki insanları bir araya getirip Allah'ın dinine davet etmek, birlik ve beraberliği sağlamak onları hayret ve şaşkınlık karanlıklarından çıkartmakla görevlendirilmişti. Bu Cenab-ı Hakk'ın İsrailoğullarına lütfettiği nimetlerin en büyüklerinden biridir. Burada Muhammed Aleyhisselam merkezli olarak yaptığımız yorum yukarıda geçen ayetlerde de söz konusu edilmiştir. Ey İsrailoğulları size lütfettiğim nimetleri hatırlayın. Bana verdiğiniz ahdi yerine getirin. Yani Muhammed'e iman edin Allah'ın yeryüzündeki ahdi de Resulüdür. Şu ayet-i kerimede belirtildiği üzere. Allah peygamberlerden ve size kitap ve hikmet verdikten sonra elinizdeki vahiyleri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman, inanıp yardım edeceksiniz diye söz almıştı. Onlara buyurdu ki, kabul ettiğiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi? Buradaki ısrı ahdi demektir. Allah Teala'nın Sakın onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Mealindeki ayeti de aynı anlama gelir. Yani Muhammed'i inkar edenlerin ilki olmayın. Hakkı batıl ile karıştırmayın. Yani Muhammed'i namazı düzenli olarak kılın. Zekat verin. Rükü edenlerle beraber siz de rükü edin. Bütün bu ayetleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem manasını yormak mümkündür. Size lütfettiğim nimetleri bu mealedeki ilahi beyanda yer alan nimetten şu hususları anlamak mümkündür. Birincisi Allah sizden peygamber ve hükümdarlar yapmıştır. Şu ilahi beyanda ifade edildiği üzere Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim Allah'ın size lütfettiği nimetleri hatırlayın çünkü o içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar yaptı. Nitekim şöyle denilmiştir: Hz. Yakup'tan İsa Aleyhisselam zamanına kadar gelen bütün peygamberler İsrail oğullarındandı. İkinci bir yoruma göre aziz ve celil olan Allah'ın kimseye vermediği çeşitli nimetlerdir. İnsanlardan hiçbirine vermediklerini size lütfetmiştir. Mealindeki beyanında temas edildiği üzere. Mesela kudret helvası, bıldırcın eti, bulutla gölgelendirme, herkesin elbisesinin boyu kadar uzaması gibi. Makillerde şöyle belirtilmiştir. İsrail oğullarının elbiseleri boyları kadar uzayıp tamamlanıyor, eskimiyor, kirlenmiyordu. İşte bu kendilerinden başka hiç kimseye tanınmayan ilahi bir imkandı. Bunun yanında ayette söz konusu, söz konusu edilen nimetin İsrail firavun ve taraftarlarının işkencesinden kurtulması anlamına gelmesi de muhtemeldir sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık diye başlayan ayet-i kerimede ifade edildiği üzere. Ve sizi diğer kavimlere göre daha üstün bir konuma getirdim. Denildi ki İsrailoğulları yeryüzünde bulunan bütün canlılara şu yönlerden üstün kılınmıştır. Asıl madde açısından hayvanlara, asıl madde açısından hayvanlara, peygamberler nesli olma açısından cinlere ve iman etmeleri açısından diğer insanlara asıl madde açısından hayvanlara hayvanlardan üstünler peygamber nesli olma açısından cinlere ve iman etmeleri açısından diğer insanlara onların herkese göre daha üstün kılınışı başka şekillerde de yorumlanabilir. Yukarıda değindiğimiz üzere peygamberlerin kendi nesillerinden gelmesi, düşmanlarının elinden kurtarılıp gözleri önünde onların helak edilmesi denizin yarılıp kendilerinin geçmesi ve düşmanlarının burada boğulup kalması gibi. Bu soruncu nimetlerin en büyüklerinden biridir. Düşmanlarının kendi gözleri önünde boğulup kalması bu soruncusu nimetlerin en büyüklerinden biridir. Düşmanın yok olduğunu göreceksin. Sen ise ayrı bir yerde bulunup zarar görmeyeceksin. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetleri ve sizi diğer kavimlere göre daha üstün bir koruma getirdiğimi hatırlayın. Buradaki üstünlüğün İsrailoğullarının eski atalarına ait olması ihtimal dahilindedir. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayette Mutezile'ye yönelik iki eleştiri vardır. Birincisi, size lütfettiğim nimetleri hatırlayın mealindeki beyandır. Mutezile'ye göre ise Allah'ın yaptığı her şey kendisi tarafından gerçekleştirilmesi gerekli olan şeydir. Şayet başka türlü yapmış olsaydı zalim olmakla nitelenirdi. Cenab-ı Hakk'ın bir fiili terk etmesiyle zalim olma sonucu doğacaksa o fiili yerine getirmesi kendisi için gerekli olur. Diğer yönden yapmaması imkan dahilinde bulunmayan bir fiili işleyen kimse bununla kimseye iyilikte bulunmuş sayılmaz. Yapmaması imkan dahilinde bulunmayan bir fiil işleyen kimse bununla kimseye iyilikte bulunmuş sayılmaz. Şu halde Allah Teala'nın İsrail oğullarına fazla olarak bazı özellikler verdiği, kendilerini bu özelliklerle mümtaz kıldığı ve mutezilerin zannettiği gibi bu ayrıcalığın sıra dışı bir iltimas kayırma anlamına gelmediği, ayrıca bazı kimselere lütufta bulunmayışı da onların ileri sürdüğü gibi cimrilikten ötürü olmadığı ortaya çıkmıştır. İkincisi, size diğer kavimlere göre daha üstün bir koruma getirdiğimi, Şayet Allah İsrail oğullarına fazla bir lütufta bulunmasaydı, onların diğer insanlardan üstün konumda tutulması bahis konusu edilemezdi. Şu halde kendilerine diğerlerine verilmeyen bir nimetin lütfedildiği kanıtlanmıştır. Halbuki mutezilerin ileri sürdüğü görüşlerden biri de şöyledir. Allah Teala'nın hiçbir kimseye kendi fiiliyle hak etmedikçe daha üstü bir konuma getirmesi mümkün değildir. Buna göre İsrail oğullarına herkesi üstün koruma getiren Allah değil kendileridir. Şu halde ayette belirtildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın İsrail oğullarına lütufta bulunduğunu beyan etmesi nasıl mümkün olur? Şunu da belirtmek gerekir ki Allah'ın İsrail oğullarına diğerlerine üstün kılması her şeyden önce dini açıdan gerçekleşmiştir. Şayet böyle olmasaydı bütün şayet böyle olmasaydı üstün kılmaktan söz etmesi imkan dahiline girmezdi. Bu husus ilahi beyanda yer aldığına göre Allah'ın dini alanda herkesi eşit tutmasının kendisi için gerekli olmadığı hususu kanıtlanmış oldu. Burası uzun mu? Bunu da okuyup bitirebiliriz aslında. Şunu okuyup, bu ayet okuyup bitirelim. Ve teku yevvel nâ nefsün an nefsin <Sessizlik> şey'en velâ yukbelu minhâ ve velâ خَذِ مِنْهَا عَدْلًا وَلَا yunsarun. öyle bir günden korkun ki kimse başkasının yerine bir ödeme yapamaz kimseden şefaat kabul edilmez fidye de alınmaz o gün inkarcılara herhangi bir yardımda da bulunulmaz öyle bir günden korkun ki kimse başkasının yerine bir ödeme yapamaz İsrailoğulları ile ilgili olarak sevk edilen bu ayet önce getirilmiş de muhteva açısından daha sonra yer alıyor gibi düşünülmelidir. Çünkü Allah önceki ayette sizi diğer kavimlere göre daha üstün bir koruma getirdiğimi demiş, sonra nütfettiği nimetleri beyan etme çerçevesinde şöyle buyurmuştur. Sizi Firavun hanedanından kurtardık. Sizin için denizi yarıp hepinizi kurtarmış, Firavun'un taraftarlarını ise gözünüzün önünde suda boğmuştuk. Görüldüğü üzere bu ayetlerde aziz ve celil olan Allah İsrailoğullarına olan lütuf ve ihsanlarının büyüklüğünü hatırlatmakta, onlardan kendisine şükretmelerini ve bu hususların ilahi lütuf ve nimetinin eseri olduğunu bilmelerini istemektedir. Allah Teala bundan sonra şöyle buyurmaktadır. Öyle bir günden korkun ki kimse başkasının yerine bir ödeme yapamaz. Bu ilahi beyanın amacı İsrailoğullarının dikkatli davranmaları ve dolayısıyla geçmiş ümmetlerde olduğu gibi güven ve refahtan sonra yok olup çeşitli felaketlere maruz kalmaktan kendilerini emin görmemeleridir. Nitekim şu ayetlerdeki ilahi beyan bu çizgi üzere seyretmektedir. Keşke onlara dünyevi azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi. Fakat kalpleri iyice katılaştı, şeytan da onların yaptıklarını kendilerine cazip gösterdi. Nihayet yapılan uyarıları hiç önemsemez hale geldiklerinde refah ve zenginliğin bütün kapılarını açtık. Kavuşturdukları imk kavuşturuldukları imkanlar karşısında şımarmaya başladıkları zaman onların ansızın yakaladık. Artık onlar bütün ümitlerini kaybetmişlerdi. Keşke onlara dünyevi azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi. Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da onların yaptıklarını kendilerine cazip gösterdi. Nihayet yapılan uyarılar hiç önemsemez hale geldiklerinde refah ve zenginliğin bütün kapılarını açtık. Kavuşturuldukları imkanlar karşısında şımarmaya başladıkları zaman onları ansızın yakaladık. Artık onlar bütün ümitlerini kaybetmişlerdi. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayet-i kerimede Ebu Hanife ve taraftarlarının çocuk anne babasına yönelik sövgü sebebiyle kendisi de sövgüye maruz kalmış sayılır şeklindeki kanaatine dair delil vardır. Çocuk anne babasına yönelik sövgü sebebiyle kendisi de sövgüye maruz kalmış sayılır şeklindeki kanaatine dair delil vardır. Şöyle ki aziz ve celil olan Allah İsrailoğullarını atalarının işlediği günah dolayısıyla ayıplamış ve siz ise onun ardından haddi aşarak uzayı tarih edildiğiniz buyurmuştur. Aslında asr-ı saadetteki İsrail oğulları bu zayı edilmemiş, bu fiili eski ataları işlemiştir. Bunun gibi Allah boğulmaktan kurtarmak, düşmanın elinden uzaklaştırmak, denizi yarıp düşmanlarını mahvetmek türünden olmak üzere İsrail oğullarına lütfettiği nimetleri zikretmiştir. Halbuki bütün bunlar kendilerine değil atalarına yönelikti. Cenab-ı Hakk'ın atalarına olan bütün büyük lütuflarını belirtmesinin sebebi sonra gelen İsrail oğullarının bunun için Allah'a şükretmeleridir. Benzer şekilde atalarının bu zayıyı tane edinmeleri ve haksızlıkta bulunmaları ile sonrakileri, ayıp, sonrakileri ayıplamasının sebebi de bu tür davranışlardan sakınma bilincini taşımalarına yöneliktir. Bu zayıyı tane edinmeleri ve haksızlıkta bulunmaları ile sonrakileri ayıplamasının sebebi de bu tür davranışlardan sakınma bilincini taşımalarına yöneliktir. Ey İsrailoğulları size lütfettiğim nimetleri hatırlayın. Yani benim kendilerine vaki olan peygamberleri Musa aleyhisselama uyum sağlayıp itaatte bulunmaları biçimindeki lütufkarlığıma. Şu halde siz de elçi olarak görevlendirdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyum sağlayıp itaatte bulunun ve onun izni bırakmayın. Öyle bir günden korkun ki kimse başkasının yerine bir ödeme yapamaz. Şöyle denildi. Hiç kimse başkası adına bir bedel ödeyemez. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından kaçtığı gün beyanında olduğu gibi. Kimseden şefaat kabul edilmez. Bu beyan iki şekilde yorumlanmıştır. Denildi ki onların kendilerine aracılık edecek şefaatçileri olmayacaktır. Şimdi artık şefaatçilerimiz yoktur. Sizin ondan başka ne bir dostunuz ne de bir şefaatçiniz vardır. Şöyle de denilmiştir. Şefaatçiler olsa onların aracılığı kabul edilmez. Şefaat edenlerin aracılığı onlara hiçbir fayda sağlamaz. Yani kendilerine şefaat edilmesine izin verilmez. Allah'ın razı olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. Kimseden fidye alınmaz. O gün inkarcılara herhangi bir yardımda da bulunulmaz. Ayetteki adil fitye manasına gelir. Fitye maldan olabileceği gibi candan da olur. Bu ilahi beyan iki yorum açıktır. Birincisi, biraz önce şefaatçi hususunda söylediğimiz üzere kimseye şefaat edilememesi demektir. Bir de şefaat talebinde bulunulsa bile kabul edilmemesidir. Nitekim şu ayet-i kerime buna temas etmektedir. Şüphe yok ki küfür ve inkar yolunu tutanlar yeryüzündeki her şeyi hatta bir o kadarını ekleyerek fidye verseler asla kabul edilmez. Dünya hayatında insanın başına bir musibet geldiğinde onu üç şey kurtarabilir. Mal veya can ile fidye verilmesi, şefaatçilerin aracı olması yahut da bazı yardımcıların kendisine destek vermesi. Sonuç olarak kişi bunlardan biri vasıtasıyla musibetten kurtulabilir. Aziz ve celil olan Allah, ahiret hayatı planında insanların bu tür kurtuluş ümitlerinin önünü kesmiştir. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayet-i kerime, Yahudi ve Hristiyanlar hakkında nazin olmuştur. Onlar şu ilahi beyanlarda görüldüğü üzere, öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme inanıyorlardı. Onlar Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecektir dediler. Yahudiler, Ateş bize sayılı birkaç gün dokunacaktır dediler. Bu anlayış sebebiyledir ki ayette fidye, şefaatçi ve benzeri şeylerden söz edilmiştir. Ahirete inanmayana ise bu hususların hatırlatılmasında bir fayda yoktur. Burada bırakalım. Altıya buradan devam ederiz. Hayırlı